Kıymetli gençler, hoş geldiniz. Barış Yayınları Geometri kitabının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Aç ortaya gelmişiz. Üçgenleri epey bir yaraladık sayılır. Yarıdan da fazlasını çözdük gibi görünüyor. Muhtemelen bugün, yarın, herhalde hafta sonunu görmeden üçgenler kısmını tamamlarız. Aç ortay test 1, soru 1 ile başlıyorum. Bir aç ortay verilmiş. Açı eşitliği var. Bir diklik var. 13, 5, 8 verilmiş. Bana diyor ki CD'yi bulur musun? Açortayın en tatlı, en şahane özelliği neydi, hatırlayalım. Derdi ki açortay üzerinden alınan herhangi bir noktadan açının kollarına inen dikme uzunlukları eşittir. Yani CB uzunluğu 5 ise, bu CB dikmesi 5 ise, açortayın diğer koluna indireceğim yüksekliğin de 5 olacağını söyleyeceğim. Sonra ne diyeceğiz? Şimdi burası 5, burası 13 ise haliyle şurası 12'dir. Benzer şekilde burası da yine 12'dir. Hatta bu üçgenler eşittir. Onu söylememize gerek bile yok. Ne oldu o zaman? Haliyle 12 ise şu minnoş uzunluğa 4 kaldı. O zaman şurada bir Pisagor'la bu işi halledebiliriz. Yani x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi, bir başka deyişle 41. O zaman x eşittir kök 41 deyip noktayı koyacağım. Evet, en temel açıortay özelliği ne o? Açıortay üzerinden alınan bir noktadan açının kollarına inilen dikme uzunlukları birbirine eşit. Şimdi burada da benzer bir durum var, fakat biraz tabii az önceki soru kadar açık değil. Bakınız, gene AD açıortayı verilmiş. 60 ve 45 dereceler var. DE, DB oranı. DE'nin DB'ye oranı isteniyor. Az önce yaptığım şeyin hemen hemen aynısını yapacağım. Diyeceğim ki ya keşke burada açıortayın kollarına dikme inilmiş olsaydı. O zaman inmemiş, biz indirelim. Şimdi bakınız, buradaki açılar 60 ve 45. O zaman şunu yapacağım. Hem 60 hem de 45'e uygun değerler veriyorum. Yani diyorum ki şurası kök 3 olsun, burası da kök 3 olsun. Ne işime yarayacak bu? Dikkat edersen şu üçgende 60'ın karşısındaki uzunluğa kök 3 birim dedim. O zaman haliyle şu açının 30 olduğunu söylemeye gerek yok. 30'un karşısındaki uzunluğa, yani şu minnoş uzunluğa 1, haliyle hipotenüse 2 diyeceğim. Peki yukarıdaki üçgende ne var? 45-45-90 üçgeni var. O zaman burası kök 3 ise burası da kök 3'tür. Ve hipotenüs bunların kök 2 katı, yani kök 6'dır. Yani DE uzunluğuna kök 6, DB'ye de 2 demiş olduk. O zaman oran kök 6 bölü 2'dir der. 2'yi de böylelikle bitirmiş olurum. Harika bir kalıp. Bu soru her kaynakta var. Yani bu soruyu kitaba koymayan adamı zaten dövüyorlar. Bakınız, bir adet dik üçgen, bir açıortay inmiş. 3 ve 5 olacak şekilde kenarı parçalamış. BCX uzunluğu nedir diyor. Şimdi burada da açıortayın ikinci tatlı tontiş özelliğini, iç açıortayın çok tatlı olan özelliğini kullanacağız. O da şuydu. Açıortayın kollarının birbirine oranı aynı sırada aşağıda ayırdığı parçaların oranına eşitti. Veya bir başka deyişle şöyle yazabiliyorduk. Nasıl? İşte şurası M, şurası X ise M'nin 3'ü oranı, X'in 5'i oranı yazıyorduk. O zaman bunu biraz daha tatlılaştırmak adına şunu yapacağım. Diyeceğim ki eğer tabanda ayırdığım parça, açıortayın ayırdığı parça 3 ise o taraftaki kola 3A diyeceğim. Tabanda ayırdığım parça 5 ise o taraftaki kola 5A diyeceğim. O zaman çok tatlı oldu. Ne o çok tatlı olan? Bakın şu üçgene dikkat edecek olursanız, dik kenarlardan birisini 3A dedim, hipotenüsüne 5A dedim. O zaman diğer dik kenarın kaç olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki de 4A. 3, 4, 5 üçgeni. O zaman 4A demek istediğim kenar uzunluğu olan AB'nin 8 birim olduğu söyleniyorsa A'ya kaç deriz? 2. Okey. Bizden istenen kimdi? X uzunluğu, ki ona 5A demiştik. A'nın 2 olduğu yerde 5A'nın da herhalde 10 olduğunu hemen çakarız. Evet. Bu kalıbı aklında tutabilirsin. Yani açıortay 3'e 5 ayırdıysa dik üçgende 6-8-10 üçgeni var diye aklında tutabilirsin. Evet, geldim buna. Gene çok tatlı bir soru. Bakınız, gene iç açıortay var. 60-45 var. 4 kök 6. Çok tatlı değil belki ama BD'yi sormuş bana. Alternatiflerimden biri, hatta çok tatlısı şudur. Açıortay üzerinden alınan kollara, açıortay üzerinden alınan bir noktadan kollara inilen dikme uzunlukları birbirine eşit. Yani o dikme, şu kırmızı uzunluğu kaç ise o da bu. O zaman şunu söyleyeceğim. Şuradaki üçgende 45-45-90 üçgeni oluştu. Dolayısıyla ben bunun kenar uzunluklarını AAA kök 2 diyordum. Şimdi A kök 2 dediğim yere 4 kök 6 yazdıysam, demek ki dik kenar uzunlukları 4 kök 3, 4 kök 3 olacak. Az önce bunları birbirine eşit olduğunu söylediysek buraya da 4 kök 3 yazacağım.
ve soruyu şurada 30-60-90 üçgeniyle noktalayacağız. Nasıl becereceğiz onu? 60'ın karşısına 4 kök 3 yazan adam 30'un karşısına 4 yazar. 30'un karşısına 4 yazan adam da 90'ın karşısına bunun 2 katı olan 8'i yazar ve C şıkkını işaretler. Geldim 5'e. 5 ürkütücü. Çünkü şekil bakıyorsun ki çok karışık. Bir açıortay var. O verilmiş. Diklik var. Okey. 30 derece diyor. BCDE dikdörtgen. O zaman bu yaratık bir dikdörtgen ise haliyle şu açı 90. Bir başka deyişle şu açı da 90. O zaman AE açıortayını dikkate alacak olursan açıortay üzerinden aldığım bir E noktasından açının kollarına inen dikme uzunlukları birleştireceğim. Yani burası 4 dikdörtgen olduğundan dolayı EF de 4. EF 4 ise şu üçgenin 30-60-90 olduğunu herhalde görmüşsündür. O zaman ben 30 derecenin karşısına 4 yazdıysam haliyle 90'ın karşısına 8 ve 60 olması gereken açının karşısına 4 kök 3 yazacağım. Okey, devam ediyorum. Bana diyor ki alan EFK, yani şu alan, şu üçgen alanı, alan BCDE, yani dikdörtgenin alanına eşit. Okey, o zaman ne yapman gerekiyor? Tabii ki de henüz üçgen alanı demedik ama onları biliyorsundur, dikdörtgenin alanını da biliyorsundur. O üçgenin alanını nasıl buluyorum? Dik kenarlar çarpımının yarısı, yani 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Peki dikdörtgenin alanını nasıl buluyorum? Komşu kenarların çarpımı. Veya uzun kenar çarpı kısa kenar senin sevdiğin tabirle. Dörtler birbirini götürmez mi? Aga götürür. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursam x'in de kaç olduğunu söylerim. 2 kök 3. Zaten benden istenen oydu. O zaman noktayı koymuş olduk. Evet geliyorum 6'ya. Bakınız gene bir iç açıortay var. 4 ve 5 ayırmış. Az önce yaptığımın aynısını yapacağım. Diyeceğim ki eğer bu iç açıortay tabanda 4 ve 5 gibi İki parçaya ayırdıysak kenarı, AB kenarını, o zaman 4'ün olduğu tarafa 4A, 5'in olduğu tarafa 5A diyeceğim. Evet, bunu bir kere yazsam herhalde olur ya. Unutan eden var mıdır bilmiyorum ama, yani bunu unutan da döverler gerçi. Şöyle ufaktan bir cızıkları verelim. Yani söylemek istediğimiz şey aslında şu. İşte şu uzunluk M, şu uzunluk N ve burası açıortay ise şu uzunluk X, bu uzunluk Y ise şunu yaz diyor adam. M bölü X eşittir N bölü Y yaz. Tabi buradan değişik atraksiyonları da çıkarabilirsin. İşte bazıları şunu yazıyor. M çarpı Y eşittir N çarpı X. Baba zaten işler dışlar yaparsan aynısı olur. Veya şunu da yazan var. İşte M bölü N eşittir X bölü Y. Hangisi sana cazip geliyorsa onu kullan. Tekte bitirişi. Okey, soruya dönüyorum. Bana ABC üçgeninin çevresinin 36 olduğunu söylemiş. Peki üçgenin çevresinde kenar uzunlukları ne var? 4A var, 5A var ve 9 var. O zaman 4A, 5A ve 9 toplam cazı kaç olacak abi? 36 mı? Şurası 9A, 9 öbür tarafa atıyorum. 27, A'yı haliyle kaç buldum? 3. X kaçtır diyor. X'e de 5A demiştik baba. A'nın 3 olduğu yerde 5A'ya da ne dersin? 15 dersin. Noktayı koyarsın. İç açıortay teoremi çok tatlı bir teorem. Evet şimdi geldim buna bakıyorsun açıortay var ama dış açıortay var. Ne yapacağız hoca? Şunu yapacağız tatlı çocuk. Diyeceğim ki abi şöyle bir atraksiyon yapıyorum burada. Dış açıortayı hatırlamam lazım. Dış açıortay şu ABD üçgeninin dış açıortayı. O kim? AC. Ne yazıyordum orada? Şunu yazıyordum. 16'ya kadarki olan tabandaki uzunluğa oranı eşittir 12'nin 12'ye kadarki tabandaki uzunluğa oranı. İstersen bir sadeleştirme gerçekleştirelim. 4'e bölüyorum 4, 4'e bölüyorum 3 ve içler dışlar çakıyorum. Sonra cazıma buradan 4x eşittir 3x artı 18. Haliyle x de buradan ne çıkıveriyor? 18 diyorum. Alternatiflerimden biri bu. Evet. Başka nasıl yaparsın hoca? Bunu şimdi hafızaya at veya SS al ne yapacaksan. İkinci bir alternatif yapalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Bunların hepsini silmem lazım. Tek atalım o zaman bunlara. Attım. Şimdi bakınız şurada bir açıortay var ama bu dış açıortay. Dış açıortayı zaten öğrenci milleti nedense pek sevmez. İç açıortay kadar keyifli değil. Şimdi bunu uzatıyorum abi. Okey. Benzer şekilde şöyle bir tatlı şey çiziyorum. Hop. Sanırım oldu. Evet.
Eğer burası açıortay olduğundan çup 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 yapacak şekilde şurayı x birim olacak şekilde çizersem AD 12 ise işte şuraya k diyeyim. AK da 12 olacaktır. Yani aslında söylemeye getirdiğim şey şuna bir eş üçgen çiziyorum. Bu da açıortay teoremin aslında ta kendisi. Yani açıortay üzerinden alınan bir noktadan açının kollarına inilen dikme uzunlukları eşit demiştik. Burada da aslında hemen hemen aynısını söylüyoruz. Bu bana şunu da verir. Neyi verir bana bu? Aynı zamanda şuradaki açının da şuna eşit olduğunu söyler. Çünkü şu üçgen ile şu üçgenin birbirine eş olduğunu söyledim. Okey. O zaman şunu yapacağım. Neyi? Şu üçgende CA iç açıortayının iç açıortay teoremi yazacağım CA'ya göre. Ne yazacağım? X bölü X'in ayırdığı parça X bölü 12 eşittir. X artı 6 bölü X artı 6'nın ayırdığı parça 12. Az önceki şeyin aynısı çıktı dikkat edecek olursan. Şuraya kaç yazmam lazımdı? 16. Gerekli sadeleştirmeleri zar tozurdu yaparsan 18 çıkar. Gene aynı cevabı bulduk. Okey. Peki sen hangisini tercih ediyorsun hoca? Tatlı çocuk benim de tercih ettiğim yol şu. Ne o? Şu. Bak şimdi dikkat et. Dış açıortayda. Bu iki kenar arasındaki fark kaç? 4. Tabanda ne var? 6. Şurası kaç? 12. Tabanda ne var? X. Yani 4, 12, 3 katı, 6, 18, 3 katı. Hangisi daha cazipse? Fakat dış açıortay teoremini kesinlikle bilmen lazım. İstersen onu da şuraya bir hatırlatayım. Adam şöyle diyor. Şöyle minnoş bir üçgenin. Şöyle minnoş bir üçgenin. Şurası dış açıortayı ise şu uzunluk m, şu uzunluk n, şurası x, şurası y ise dış açıortay teoremi bana şunu yazdırıyor. M'nin n'ye oranı, m'ye kadar olan parça yani x artı y'nin n'ye kadar olan parça yani y'ye oranı. Evet, bence bu da keyifli aslında ama çok fazla karşına çıkmadığı için burada çok fazla ciğerlerin açılmıyor. Burada çok fazla kas yapmış olmuyorsun. Dolayısıyla çabuk unutuyorsun. Aklında pek kalmıyor yani. Evet, ne demiş? Okey, eşitlik var. Açı eşitliğini görüyorum. AD paralel BC. Şimdi eğer şunun şuna paralel olduğunu söylüyorsa şu açının da şuna eşit olduğunu söyleyeceğim. Neden? Orada bir Z var. Onu görüyorsundur herhalde. Aynen. Okey. O zaman bu paralellik bana aynı zamanda şunu da söyler. Bu buna paralelse şu açıyla şu açı yöndeştir ve ölçüleri eşittir. O zaman bahsi geçen ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu söylüyorum. Yani şurası 9. O zaman bunun çevresini de hemen yapıştırıveriyorum. 9 artı 9 artı 5 yani 23 diyor. Nokta alıyorum. Evet, çok tatlı bir kalıp. Bunu kesinlikle hafızaya atmalısın. Bakınız bir üçgen verilmiş. Diklik var. 9, 3, 5, x verilmiş. Ve bu dikliği taçlandıran şey aslında şuradaki minnoş uzunluğun AE, şuradaki minnoş uzunluğa yani FE'ye eşit olması. Peki bu ne işime yarayacak hoca? Eğer şu üçgene odaklanacak olursan bu üçgende CE hem yükseklik hem de kenortay olmuş. O zaman diyorum ki aynı zamanda açıortaydır ve aynı zamanda bu üçgen ikizkenardır. Yani CF de 9. Okey baba. O zaman eğer iç açıortayı gördüysen şu büyük üçgende yani ABC üçgeninde iç açıortay teoremi yazıyorum. Yani 9 bölü 3, 9 bölü 3 eşittir 9 artı x bölü 5 diyorum. Aynen. 9 bölü 3 kaç yapar? 3 yapar. O zaman bu oran 3'e eşit olacaksa şurada bir içler dışlar yapıştır. Yapıştırıyorum o zaman abi. İçler dışları yapıştırırsam 9 artı x 3 kere 5 yani 15 x eşittir 6 fişek. Çok tatlı. Bu kalıbı kesinlikle hafızaya yatmalısın. Yani gördüğünde direkt ne yapacağın aklına gelecek. Gelmezse abi ayva yedik. Geldim ona. I diyor ki ABC üçgeninin iç teğet çember merkezi. Ne demekti o? İç açıortayların kesişim noktası. O zaman şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğer iç açıortayların kesişim noktasıysa şu açı şuna eşit. Benzer şekilde şunu da çizecek olursam I'ya kadar. Başarabildik mi? Yok. Şurada dursun. Bunun da açıortay olduğunu söyleyeceğim. Aynı şekilde bir başka renk seçeyim. Mesela maviş. Allah seni. Mavişi seçmiştik. Aynen. Benzer şekilde şunun da
açıortay olduğunu söyleyeceğim. Çünkü iç açıortaylar üçgende bir noktada kesişir abi. Çift nokta, çift nokta. Okey. Bana diyor ki AI bölü ID oranını nasıl bulurum? Yani bir başka deyişle aslında benden istediği şey şu. Şurası M, şurası N ise diyor ki hacı diyor Allah rızası için bana M bölü N oranını ver. O zaman şu kenar uzunluğu A olsun, şu B olsun, şu C olsun, şu D olsun. Bana M bölü N oranını veren iki farklı oran yazıyorum. M bölü N oranını A bölü B ile ifade edebilirsin. Benzer şekilde C bölü D ile ifade edebilirsin. Nerede yazdığımı çakmışsındır. İlkini şu üçgende iç açıortay teoremi yazdım. İkinciyi şu üçgende iç açıortay teoremi yazdım. Okey baba. Peki şıklarda var mı? Yani ben AB bölü BD arıyorum. Aa, varmış. Olmasaydı AC CD arayacaktım. O yok zaten. O zaman bay bay. Evet, 11 ve son, yani bu testin son sorusu. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan ABC üçgeni biçimdeki kağıt şekildeki gibi katlanmış. Okey. B noktası B üssüyle çakışmış. Şimdi tatlı çocuk, burada şunu söylemelisin. Katlama sorularında yaptığımız, en sık yaptığımız şey şu. 1. Açıortayı göreceksin abi bir kere. 2. AC uzunluğunun kaç olduğunu bilmiyorum. X diyorum ona. O zaman şu AB üssü X artı 3 oldu. Bu AB üssü eskiden buradaydı. Yani ben bunun da X artı 3 olduğunu söylüyorum. Aslında şekil şu. Hacı şurası X. Şurası şuna eşit. Ve şu da X artı 3. O zaman şeklin ilkine, yani mavi olan kısmına döndüğümde yazacağım şey gene bir iç açıortay teoremi olacak. Ne diyordu o? X artı 3'ün 5'e oranı X'in 4'e oranıdır. O zaman al sana X artı 3 bölü 5 eşittir X bölü 4. Yer duruyorum buradan, 4X artı 12 içler dışlar yaptım eşittir 5X. Yani X eşittir buradan ne çıkacak? 12. Bana diyor ki üçgenin çevresini bulur musun? Bulduk zaten abi. X artı 3 var yani 15, X var yani 12. Aşağıda da 9 var. Kim o? BC. Topladım 36 dedim. Neredesin? A şıkkındayım. Okey. Şurada oranı kurduktan sonra şöyle de bir tatlılık yapabilirdin. Bakınız paydalar 4-5, paydalar arası fark 1. Paylar x, x artı 3, paylar arası fark 3. O zaman 3 ile çarpardım bu sayıları. 4'ü 3 ile çarpar, x'ini 12 yazar geçerdim. Yani şuraya direkt geliverirdim. O zaman tamam. Ne yapmış olduk? Açıortay test 1'i tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda kısmetse açıortay 2 diyeceğiz ve sonrasında kenarortay, benzerlik, alan deyip neredeyse üçgeni noktalamış olacağız. Açı kenar bağıntıları kalacak ondan sonra. Evet tatlı çocuk, sağlıcakla kalmanı, iyi ders çalışmanı tavsiye ediyorum. Kanala da abone olursan bizi mutlu mesut edersin. En yakın zamanda görüşmek üzere.